O zamanlar liseye gidiyorum beyler. Tam böyle fıldır fıldır olduğumuz dönem. Benim bir tane çok yakın arkadaşım var Metin diye. Tam kafa dengi. Çok iyi anlaşıyoruz. Okulun böyle anasını ağlatıyorduk beyler. Her masada vardık. Sürekli böyle bir gürültü. Sürekli bir patırdı. Her gün farklı bir olay. Artı yanında manitacılık da kovalıyorduk sürekli. Şimdi bizim lise düz liseydi. Yani dümdüz liseydi. Bir yıl öncesine kadar. Bir yıl önce lise e, Anadolu Lisesi oldu bir anda. Nasıl oldu onu ben de anlamadım. Kim karar verdi? Niye karar verdi? Hiçbir fikrim yok. Böyle olunca yeni gelen... 9. sınıflar Anadolu Lisesi. Biz düz liseli olduk tabi. İnsanlar Anadolu Lisesi olunca böyle götleri kalkmaya başladı. Özellikle kızların çok fazla hava yapıyorlardı. Biz Anadolu'yuz siz düz lisesiniz falan. Tabii biz büyük sınıflar olduğumuz için çok fazla siklemiyorduk. Biz onlara şey yapıyorduk işte. Hayırdır lan siz dağdan geldiniz bağdakini mı kovuyordunuz havasındayız. Bir gün Metin'le bahçeye çıktık. Bahçede böyle dolaşıyoruz. Şöyle Metin durdu dedi ki Bilal dedi bak dedi, şurada iki tane kız var görüyor musun dedi. Ha dedim görüyorum. Böyle yeni dokuzuncu sınıflar Anadolulardan yani. Sağdaki kız dedi sürekli benim karşıma çıkıyor dedi. Ve ben dedi o kızı çok beğendim. Yani bu kadar tesadüf olamaz aga dedi. Kızı her zaman görüyorum dedi. Yanında da bir tane kankisi var. Ve beğeniyorum da kanka dedi. Hani dedi nasıl yaparız kanka? Adını sanını falan nasıl öğreniriz? Dedim tamam o iş bende. Ye. Biz bunları teneffüste takip etmeye başladık tamam mı? Arkasından gidiyor sınıflarını öğreneceğiz. Gittik zil çaldı işte bunları takip ettik. Sınıflarını öğrendik. Sınıflarını öğrenince bizim çocuk dedi ki e ee kanka dedi şimdi ne yapacağız dedi. Ben dedim ki tamam sakin ol. Diğer teneffüsü bekle. Kapının önüne gideceğiz. Pusu kuracağız. Bekleyeceğiz. Bunlar sınıftan çıkıp gidecekler. Tam onlar sınıftan gittiği zaman biz sınıfa gideceğiz. Böyle hoş geldiniz gençler okulumuza falan filan muhabbetleri yaparken hani tanışmaya gelmişiz gibi yapıp oradaki çocuklarla muhabbet edeceğiz. Bir yandan da yoklama fişi defterinden kızın ismine bakacağız. Mantıklı. Tam biz bunu böyle bir düşündük ama tam böyle olmadı. Şimdi anlatayım nasıl oldu. Gittik bekledik harbiden. Kızlar çıktılar sınıftan. Gittiler. Bunlar gittikten sonra bir sınıfa girdik. Oo selamlar hüküm gençler. Hoş geldiniz okulumuza falan filan. Hoş bulduk. Çocuklar da sağ olsun iyi niyetli çıktılar. Muhabbet etmeyi, sohbet etmeyi sevdiler. Hoş geldiniz kardeşim. Beş geldiniz kardeşim. Nasıl gidiyor? Okulumuzu beğendiniz mi falan. Yani dümenden konuşuyoruz ha. Böyle konuşmak için konuşuyoruz. Onlar da sağ olsun sahiplendiler. Konuştular bizde Bizim Metin çaktırmadan böyle öğretmen masasına doğru yürüdü. Tamam mı? Oturdu böyle. Defteri açtı. Ya dedi beyler bizim sınıf dedi 20 kişi. Sizin sınıf acaba kaç kişi dedi. Yeni sınıflarda da kontajan kaç kişi oluyor acaba dedi. Defteri açtı. Bakıyor böyle. Tabii bir sürü kız ismi var abi. Hangisi olabilir ki? E, o anda böyle tereddütte kaldı. Telefonunu böyle yalandan çıkarttı. Hoppa resmini çekti. Listenin. Bu eski şey telefonlar var ya. Hem tuşlu hem kameralı telefonlar. Ondan çekti beyler. Resmi çekti. Böyle incelemeye devam ediyor. Sınıf defteri defterinden böyle tek tek isimlere bakıyor. Oradan bir tane kız çıktı dedi ki siz dedi deftere niye bakıyorsunuz dedi. Bizim çocuk da tabii şey dedi ya dedi merak etmiştim işte kaç kişi sizin sınıf falan diye o yüzden baktım dedi. E, baktık mevzuyu anlıyorlar tamam o zaman haydi beyler görüşürüz dedik sınıftan çıktık tık. Ben dedim Metin kanka tamam sınıf defterinden kızın ismine bakmak iyi fikirdi de nereden anlayacağız hangi kız olduğunu. Kanka dedi inşallah dedi Facebook kullanıyordur. İsimleri dedi tek tek Facebook'a girelim. Lisenin ismini yazalım bir de kızın ismini yazalım o zamanlar öyleydi. Mesela birinin ismini yazıyordun bir de bazı bazen insanlar profiline kaydediyor ya o zamanlar Facebook çok popülerdi insanlar bütün bilgisini giriyordu. Atıyorum okulun ismini de yazıyordun çıkıyordu kız. Biz tek tek abi tek tek bütün kızların ismini yazdık ve kızı bulduk. Kızın Facebook'unu bulduk. Kızın Facebook'unu bulunca adını öğrendik. Kankisinin adını öğrendik. Kızın adı Ece kankisinin adı Melis tamam mı? Öğrendik adını soyadını falan. Ben dedim ki aga madem Facebook'unu buldun ekle dedim. Facebook'tan ekle oradan mesaj at. Yok dedi kanka dedi ben dedi sosyal medyadan olmaz dedi. Ha. Öyle olmaz dedi. erkekle sığmaz dedi. Ee dedim nasıl olacak. Bilmiyorum kanka vallahi dedi. Bir uzaktan dedi bir gözlemleyelim. Sevgilisi var mı falan. işte bakarız dedi. E, oluru var gibiyse dedi. çıkar karşısına konuşurum ben satayım. Tamam lan dedim. Aradan iki gün geçti. Aradan 3-3 gün geçti. Aradan dört gün geçti. Bir bok olduğu yok yani. Sürekli kızları görüyoruz ama. Karşımıza çıkıyorlar. Kantine çıkıyorlar. Bahçeye çıkıyorlar. Ara sıra bize bakıyorlar. Biz böyle mesela takip ediyoruz mesela arkalarından. Bize bakıyorlar. Böyle bir anda böyle kafamızı çeviriyor sana. Sağa sola bakıyoruz. Ne ne oldu? Ne oluyor lan? He, öyle yapıyoruz böyle. Hani ilgilenmiyormuşuz gibi yapıyoruz. Tabi baktım bu işten bir sig olmayacak. Ben dedim ki ya Metin kanka galiba galiba dedim hiçbir şey olmayacak. Bu şekilde olmayacak. E dedi, ne yapacağız kanka? Ben dedi hayatta dedi gidip konuşamam. Ben dedi o cesaret yok. Reddedilmekten korkuyoruz çünkü beyler hani o zamanlar reddedilmek hani hiç tecrübe etmediğimiz için reddedildi yani reddedildiğimizde çok böyle rezil oluruz diye korkuyorduk. Öyle bir korku vardı. Tamam lan dedim. Ben söyleyeyim dedim. Hani bir cesaretimi topladım dedim. Senin adına dedim ben gidip konuş. Sen de dedim uzakta dur seni göstereyim. Benim arkadaşım sizle konuşmak istiyor müsait misiniz acaba gideyim diyeyim dedi olabilir kanka dedi yapabilecek misin dedi yaparım niye yapamayayım dedim tamam o zaman dedi indik bahçeye bekliyoruz bunları geldiler ben baktım şöyle bir kıza kız bana doğru baktı hemen kafamı çevirdim ben dedim kanka yok ben de yapamayacağım ben de utanırım ben de utandım abi en son biz kendi aramızda tartıştık ettik konuştuk nasıl yaparız nasıl yaparız ben dedim tamam kanka ben yolu buldum Ece dedim direkt gidip de söylemeyeyim dedim bunun bir tane kız arkadaşı var ya yanında sürekli gezdi. o da dedim onun kız arkadaşı yani sen de ben gibiyiz da işte İkimiz de hani yakın arkadaşız ya düşünsene bir kız sana aşık gelip benle konuşuyor veya onun kankisi geliyor benle konuşuyor. Bence dedim gayet mantıklı olur ben dedim gideyim Melis'e söyle. Hani en azından dedim o gitsin kıza söylesin bir şey olursa o bize haber uçurur yani reddedilmeyiz. Tamam dedik böyle bir plan yaptık bunların şey yapmasını bekliyoruz ayrılmasını bekliyoruz. Melis'i tek yakalayacağız planımız bu. Tek yakaladığım anda gideceğim direkt soruyu soracağım. Durum bu kız arkadaşı var mı şey erkek arkadaşı var mı görüşmek ister mi gibi gibi sorular işte. Abi biz bunları takip ediyoruz. Bak kararı aldık. Üçüncü dersteyiz. Teneffüs oldu. Takip ediyoruz bunları. Ayrılmadılar. Sürekli yan yanalardı. Bir dahaki teneffüs oldu. Gene ayrılmadılar. Bir dahaki teneffüs oldu. Gene ayrılmadılar. Dedim kanka sikerler böyle iş bunlar ayrılmıyor kanka. Hiç, yan yana sürekli yan yanalar kanka. Ben nasıl gidip de Melis'e o zaman şey diyebilirim ya işte benim arkadaşım işte senin kız arkadaşından hoşlanıyor. Direkt kıza gider söylerim oğlum dedim. Ne yapacağız ne yapacağız böyle düşündük. İşte son teneffüs falan. Dedik ki son teneffüsü bekleyelim. Belki dedik ayrılırlar. Gene ayrılmadılar. Bu sefer B plan. Aga dedik. Ben dedim bunların nasıl ayrılacağını biliyorum. Kafamda çok deli planlar var. Çıkışta dedim biz bunları takip ediyoruz. Aynı evde oturuyor olamazlar dedik yani. Böyle bir şey imkansız diye düşündüm ben. Herhalde dedim aynı evde de oturmuyorlardır. İlla dedim bir yerden sonra ayrılacaklar. Sonra dedim ben gider kızla konuşurum. Takip edeceğiz yani. Tamam dedi. Çık biz bunların gittik. Çık, kapının önünde bekliyoruz. Ders bitecek. Kapının önünde bekliyoruz. Yani, hoca şey diyor. Kardeşim diyor yani çık git yani diyor. İstiyorsan diyor zil çalmadan çık git kardeşim diyor. Neyi bekliyorsun kapının önünde? Hocam dedik acelemiz var falan. Çıktık koşa koşa gittik. Bunlara sınıfının orada pusuya yine çıksın diye bekliyoruz. Bunlar çıktılar abi. Biz takibe başladık. Okuldan çıktılar. Soldan yürüyorlar. Dümdüz yardırıyorlar. Biz de arkasından gidiyoruz, tamam mı? Hiç çaktırmıyoruz ama. Hiç çaktırmıyoruz ama. Biz bunların peşine takıldık aga. Sola dönüyorlar, sola dönüyoruz. Sağa dönüyorlar, sağa dönüyoruz. Bir daha sola dönüyorlar, bir daha dönüyoruz. En son birisi döndü baktı. Ben bir utandım orada ama hala iki kişiler ama. Ben orada birazcık böyle bir utandım, bir afalladım dedim kanka biz yanlış bir şey mi yapıyoruz acaba bak. Yanlış bir şey yapıyor gibi. Kendimi biraz sapık gibi hissettim beyler, tamam mı? Sanki dedim biraz yanlış bir şey yapıyor. Kanka dedim biraz dikkatli mi bir olsak hani göstermeyelim falan. Yok lan bir şey olmaz falan. Bunlar gene sola döndü. Böyle sola doğru döndüler amana koyayım. Biz de gidiyoruz beraber. Hala arkalarından gidiyoruz. Sola bir döndük amana koyayım. İkisi birden bize bakıyor. Orada beklemişler. O Ece dediğimiz kız direkt çıkışta böyle dedi. Siz niye bizi takip ediyorsunuz dedi. Okul çıkışından beri farkındayım dedi. Okulda da dedi siz bize bakıyordunuz dedi. Biz farkındayız dedi. Görüyoruz dedi sürekli. Kafamızı çeviriyoruz dedi. Bize bakıyorsunuz dedi. Hani bize bakıyorsunuz dedi. Biz baktığımız anda size Kafanızı çeviriyorsunuz dedi. Ne oluyor dedi. Niye bizi takip ediyorsunuz? Hayırdır dedi. Bir sorun mu var. Biz dedik yo biz dedik markete gidiyorduk. Yani denk geldi. Hani ne alakası var amına koyayım. Öyle bir şey yok. Sonra işte Melis falan dedi. Bak dedi polise şikayet ederiz işte. Bizi takip etmeyin falan. En son bizim çocuk Metin birazcık böyle efkarlandı çıktı dedi ki tam dedi doğru. Biz dedi sizi takip ediyorduk. Ama dedi sebebini sorun. Yani kötü bir amacım yok dedi. Ben dedi Ece'den dedi birazcık hoşlanmıştım dedi. O yüzden dedi sizi takip ediyorduk dedi. E, i̇kinizin ayrılmasını bekliyorduk. İkiniz ayrıldıktan sonra benim arkadaşım yani ben Bilal Melise şey diyecekti. Ya işte benim arkadaşım var bir tane. Senin Ece diye bir arkadaşın var. Ondan hoşlanıyor da acaba onun bir sevgilisi var mı? Acaba böyle bir şey düşünür mü? Konuşmak ister mi? Tanışmak ister mi? Diye soru soracaktık. Kötü bir amacımız yok. Eğer istemiyorsanız hemen arkamızı dönüp gidebiliriz dedi. Kız da şöyle dedi. Tamam o zaman ben bir düşüneceğim dedi. Arkasını döndü gitti. Dümdüz kankisini de aldı. gitti. Neyse abi biz bununla döndük. Arkadaşla beraber kahkaha atıyoruz. Çığlık atıyoruz falan tamam mı? Çok heyecanlandık tabii. Yarın da benim doğum günüm var ertesi günü. Bir gün sonra benim doğum günüm var. Tabi sınıftaki çocuklar falan da benim doğum günüm olduğumu biliyorlardı. Sağ olsun Metin de düşünmüş. Emek vermiş kardeşim. Benim doğum günümü düşünmüş. Ertesi gün agalarla konuşmuş tamam mı? Bana bir tane pasta almışlar. Ama bana söylemiyorlar. İşte mum, mum demişim. Ee, balon, malon bir şeyler almışlar. Sınıfta benim doğum günümü kutlayacak. Benim doğum günüm yok. Benim de çok kıl olduğum, böyle tilt olduğum bir tane hoca var. Edebiyat hocası. Hiç böyle ısınamam kendisine. Öğrencilerden nefret eder. Onların gülmesi hocanın zoruna gider. Yani bizim mutlu olmamızı istemiyordu ya. Vallahi bizim mutlu olmamız biz güldüğümüz zaman zoruna gidiyordu lan. Vallahi hocanın zoruna gidiyordu ya. Bir de kadın bir hoca yani tam çirkef böyle evde kalmış büyük ihtimalle. Neyse, ee, bizimkiler gittiler abi böyle pastayı, mastayı almışlar tabi bana hiçbir şey söylemiyorlar, çaktırmıyorlar. A, sark, saklamışlar işte arka sıraya. Poşete koymuşlar pastayı. işte plastik kağıt çatal, kolalar, işte pet bardaklar şunlar bunlar. Dediler ki işte hadi dediler beraber dışarıya çıkalım gezelim falan. Ben dedim kanka dedim hani ne oldu? Yani Ece ile Melis de dedim konuşuyordum falan. Bu arada ben şeyi anlatmayı unuttum size. Kız bize ne dedi biliyor musun? Adımı nereden biliyorsunuz dedi. Onu unuttum. Ben de diyorum neyi unuttum. Kız dedi ki adımı nereden biliyorsunuz dedi. Biz de dedik ki biz bu soruya cevap veremeyiz. Bizim çocuk şey dedi sonra sınıf defterinden baktık dedi. Oradan dedi oradan gördü. Dedi. Kız da buna inandı tabi. Yani Facebook'tan baktığımızı söylemedi. Sınıf defterinden gördük dedi. Kız da buna inandı. Neyse. Onu da bir hatırlatma olarak söyleyeyim. Söylemeyi unutmuştum çünkü. Birinci ders bitti. E, tenefse geçtik. Hani böyle bizim çocuk direkt zaten Metin beni aldı şey indirdi. Bahçede konuşuyoruz işte ne yaptın kanka kızlarla konuştun mu ettin mi işte Facebook'tan falan yazdın mı ben buna şey demiştim Facebook'tan yaz kanka zaten konuştunuz falan. Cevabı Facebook'tan versene yani yüzüne karşı reddetmesin seni. O da bana dedi yok kanka dedi daha bir herhangi bir dönüş yapma dedi. Gideriz dedi yüz yüze konuşuruz amına koyayım ne olacak falan. Sen de de onu bunu siktir et dedi. Ya ben seninle başka bir şey konuşacağım falan. Beni aldı götürdü böyle. Kan şeyde gezdiriyor, bahçede gezdiriyor ama böyle salak saçma şeyler söylüyor. Oyunla ilgili şeyler söylüyor. O sıralar LoL oynuyorduk. Oyunla ilgili şeyler söylüyor bambaşka şeylerle ilgili şeyler söylüyor. Kafamı açıyor benim sürekli. Dedim oğlum neyin boşuna atıyorsun amına koyayım? Ne oluyor? Yo dedi bir şey yok. Hadi dedi gel sınıfa çıkalım. Daha zil de çalmadı. Dedim kardeşim dur bir kızlar gelsin. Belki görürüz yanlarına gideriz konuşuruz. Yok yok dedi hadi gel sınıfa çıkalım. Beni yukarıya çıkardı işte sınıfa. İşte iyi ki doğdun Bilal falan. Herkes böyle ayağa kalkmış böyle bizim sınıf. Baktım pasta masta var. Duygulandım lan dedi işte sağ olun lan beyler falan. Ulan var ya doğum günümü unutmamışsınız falan. işte pasta almışsınız. Biliyor musun? Eyvallah teşekkür ederim ettim hepsine. Bir tane şey almışlar bu balon almışlar. Balonlar da şey yuvarlak balonlar birkaç tane daha balon var. Bir tane o zamanlar tırtıl balon gibi bir şey vardı. Tırtıl mı deniyor? İnce uzun tırtıklı bir şey. İnce uzun böyle balon. Esprisini yaptı. Bizim çocuklar geyik yapıyordu. Yani goy goy abi. Aldılar balonu bacak arama geçirdiler. Balonda şey yani hani bacak aramdan geçiriyorsun ince uzun ya. Sanki böyle takma şey gibi duruş yani. Öyle de değildi hani. Dalga geçiyorlar. Eğleniyoruz işte hep beraber. Ben böyle alıyorum işte onu mesela. Bizim çocuk çocuklara falan saplıyorum böyle balonu. Gülüyor, eğleniyor, sırttırıyorum falan. Balon yani amına koyayım. Kendi aramızda aga geyiği falan yapıyoruz. Goy goy yapıyoruz. Tam böyle ben işte balonu iki elimle tutmuşum. Hayal edin beyler böyle kafasını. Kocaman balon elimle ince uzun bacak aramda. Pat diye hoca girdi sınıfa. Edebiyat hocası. Ben de böyle hocaya doğru bakıyorum. Balon bacak aramda. Bu ne terbiyesizlik dedi ortalığı ayağa kaldırmasın mı? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Balonu bacak aram aldığıma göre ananı sikmeye çalışıyorum. Ne 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 ima etmeye çalışıyorum? Ne bu bir seks teklifi mi hocam? Ne alaka Eğleniyorduk amına koyayım. Bizim hocam şey ya benim doğum günüm dedim. Arkadaşlar balon falan almış falan. dedi o ben onu mu kastediyorum dedi. Sen dedi o balonda ne yapıyorsun bilmem ne bir de bana karşı tutuyorsun. He hocam size doğru kaldırdım birazdan da işte, tövbe estağfurullah. Abi beni gitti şikayet etti müdüre. Yani ne alaka hocam? Ne alaka? Ne yani ne olmuş yani? Ne de ne anlama geliyor? Dedim hocam benim yaptığım hareket ne anlama geliyor? Siz dedim açıklayın. Müdür yok zaten. Müdür yardımcısının yanına gittim. Geçtim oraya. Bana dedi ki bu ne kefazelik dedi. Siz dedi sınıfta ne yapıyorsun Ben de dedim ki hocam bir şey yaptığımız yok. Seni dedi disipline vermeyi düşünüyor dedi. Hocana dedi cinsel şaka yapmışsın. Dedi. Hocana. Cinsel şaka. Ne yapmışım hocam dedim. İşte dedi, bir tane balon varmış dedi. Onu işte bacak arana falan koymuşsun dedi. E, hocana falan tutmuşsun dedi. Ne, ne yapmaya çalışıyorsun sen dedi. Terbiye yok mu dedi sen dedi. Ailen terbiye vermedi. Ben de sinirlendim dedim ki hocam dedim yani ben dedim öğrenciyim diye mi üstüme çok geliyorsunuz bilmiyorum ama dedim bugün dedim benim doğum günüm. Arkadaşlarım bana pasta almış, balon almış. Biz dedim genciz eğleniyorduk. Ee, kendi aramızda şaka yapıyorduk. Balonda dedim bacak arama aldım. Evet ama kötü bir niyetle almadım dedim. Siz ne anladınız bilmiyorum. Tam yani, tamam biz onu niyetle aldık ama onu ben hocaya karşı yapmıyordum yani. Bizim arkadaşlara karşı yapıyordum. Agalarıma da yiyebilirim abi. Size ne amına koyayım? Siz ne ilgine? Belki gay. Allah Allah. Neyse dedim ben ben dedim onu kötü bir amaçla yapmadım. Biz eğleniyorduk tamamen dedim. Pasta yiyecektik. Hatta dedim sınıfa çıkın bakın pastam duruyor dedim. Asıl dedim siz ne saçmalıyorsunuz? Ben dedim ba balonu öyle bir şey tuttum diye hocaya bir şey mi teklif etmiş oluyor? dedim. Ne saçmalıyorsunuz dedim. Valla ben onu bunu ilgilendirmez dedi. Ben, ben, bilmem dedi. Hocam dedi senden şikayetçi ve senin disiplin kuruluna veriyor. Ben disiplin kurumuna verdiler mi abi? Ciddi ciddi verdiler. En son işte bizim çocuğun konuştu. Tabi kızlar falan var biliyorsunuz. Ece ile Melis var. Ee, olay onların kulağına gitmesini istiyoruz. Bir yandan da hani şey yapmıyoruz. Çok fazla hani okulun duymaması için. Sağdan soldan dedikodu olmaması için. Kimseye duyurmamaya çalışıyoruz tamam mı? Çünkü böyle rezil bir şeyle gündeme gelirsem ağzıma sıçarlar. Okulda beni linç ederler işte. Hoca kötü teklifte bulun. Ol da amına koyayım. Hocayı yatırıp şey yaptım bir de. Yani böyle olunca tabii kimseye duyurmadık. Kimseye söylemedik. Ben sadece kurulun açıklamasını bekliyorum. Tabii kurul toplanıyor. Kurulda bütün hocalar benim hakkımda gelip yorum yapıyor. Konuşuyor. Ben bu öğrenciyi tanıyorum. Şöyle öğrenci, böyle öğrenci. Benim de okulda seven hocam çoktu. Yani sevmeyen de vardı. Seven hocam da vardı. Sağ olsun beni savunmuşlar. Hocam işte gençtir bunlar. Çocuğun doğum günüymüş. P pasta almışlar falan. Siz yanlış anlamışsınızdır. O çocuk öyle bir şey yapabilecek bir çocuk değil. Öyle bir cesareti yok zaten. Yapamaz. Hocayı sağ sakinleştirmeye çalışmışlar. Kadın da benim üzerime gitmeye devam etti. geldi sınıfa bana tokat attı abi. Sen ne ima etmeye çalıştın bana o gün diye. Ben bana hani kadının yaşı büyük olduğu için e, dedim ki yani madem böyle madem dedim bu şekilde anlaşıyoruz. Siz dedim bana vurdunuz şimdi. Ben de dedim gideceğim. Rehber hocamla konuşacağım. Sizin hakkınızda dedim ben tutanak tutacağım. Hatta dedim sizin mahkemeye vereceğim dedim. Bana suçsuz yere vurdunuz. Bana dedim e, cinsel saldırıda siz bulundunuz asıl. Yani bunu diyerek siz bana saldırdınız. Benim dedim böyle bir niyetim yoktu. Böyle bir amacım yoktu. Biz eğleniyorduk. Biz o Oyun oynuyorduk. Siz geldiniz bana cinsel tacizde bulundunuz diye ben ben bu sefer size dava açacağım dedim. Hem dedim e, okul kuruluna da şikayette bulunacağım. Her türlü yere milli eğitime her yere salacağım dedim böyle. Hocaya kızdım. ...tabii ben böyle deyince bir yeteklere tutuştu ufaktan. Şey dedi yani istediğini yapabilirsin dedi. Bir de sen dedi beni tehdit mi ediyorsun falan dedim. Görüşürüz o zaman. beni işi ciddiye bindirince tabi zamanında biliyorsunuz onunla ilgili başka bir olay daha yaşamıştım. Aynı olayın bir benzeri. E, öğrenci haklarını biliyorum. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman biri size iftira atarsa bir hocanız size iftira atarsa durduk yere. Ee, çok büyük sıkıntılar var. Okulda ses kaydı almak, okulda görüntü kaydı almak, o okulda iftira atmak, okulda kumpas düzenlemek bunlar çok büyük suçlar. Hele hele böyle şeylerin içerisinde bir öğretim görevlisi mensubu varsa çok daha büyük sıkıntı. mesleğinden men edilebilir. Oralara kadar gidebilir. Olaylar bayağı bir büyüdü. Tabi bu esnada benim annem de geldi okula. Benim annem dedi ki o hoca nerede? Benim dedi yanıma bir gelsin. Beraber hocayı aldı gitti. Sigara içilen bir yer vardı. Öğretmenlerin sigara içtiği bir yer vardı bahçede. Oraya gittiler. Kadınla ne konuştu bilmiyorum. Hani annem ne anlattı ne konuştu bilmiyorum ama az çok tahmin edebiliyorum kendisine de sordum zaten anlattı. Kadını şey olarak tehdit etmiş işte öğre, öğretmenlik kariyeriniz bitebilir siz benim olma iftira atmışsınız ya da özür dileyeceksiniz ya da dedi bu dava kapanmaz haberiniz olsun. Hoca şey demiş çünkü benden özür dilesin tamam affedeyim demiş. Annem de demiş oldu benim oğlumun doğum günüydü hiçbir şey de yapmamış sen kendi kendine delirmişsin hiçbir şey yok ortada diye. Hoca dedi işte benden özür dileyecek geldi Bilal kusura bakma dedi ben seni yanlış anladım falan. Neyse o hocayla sorunu kapattık tamam mı kimseye de durmak istemedik. bu Konuyu kapandı gitti. Bir şekilde bir tane orospu çocuğu gidiyor bunu duyuruyor abi kız. O bizim konuşmaya çalıştığımız kızlar var ya. Tabii Metin de benim yakın arkadaşım olduğu için e, onunla ilgili de bir olay oldu sonuçta. O da vardı olayın içinde. Bunların kulağına gidince bunlar da işte bizden tilt oluyorlar. İşte sapık diyorlar bize. Bizim çocuk bayağı bir üzüldü. Dedi oğlum dedi bak işte başımıza bir olay geldi dedi. Bir tane aptal hoca yüzünden başımıza neler neler geldi. Biz öyle bir şey e, kastetmemiştik. Böyle bir şey mana etmemiştik. Ben de dedim oğlum bunlar genç. Bizden daha küçükler. Yani, küçükler dedim. Bir yaş iki yaş aramız. Dedim ne takıyorsun amına koyayım? Siktir et dedim. Kız mı yok amına koyayım? Bir sürü dedim kız var. Gideriz dedim. Çatır çatır hepsiyle konuşuruz dedim. Ne olacak amına koyayım? Kız dedim bizim aklımızda sapık diyorsa desin. Yani şeyime kadar yolu var dedim. Umurumda değil onun ne dedi. Bizim dedim öyle bir niyetimiz yoktu. Biz kendi aramızda şakalaşıyorduk falan. Neyse abi biz bunlarla bağlantıyı kestik. Aga bu sefer biz dışarıya çıkıyoruz tamam mı? Bunlar bizi takip ediyor. Bunlar bizi kesiyor falan. Dedim Allah Allah ya bak sen şu dünyanın güzelliğine. Ne oldu amına koyayım? Hayırdır hani biz sapıktık. Niye bizi takip

daha öncesinde biz bunları takip etmiştik. Üstüne böyle bir olay patladı bize sapıksın dediler ya. Bu sefer ben döndüm gittim. Metin de aldım yanlarına karşısına çıktım dedim. Siz dedim niye bizi takip ediyorsunuz dedim. Siz dedim sapıkları takip edecek kadar sapık mısınız? Sonra özür ve özür dilediler işte. Biz sizi yanlış anladık falan şöyle böyle. E, Metin de dedi ki bak dedi hani gerçekten yanlış anladınız. Böyle bir sıkıntı başımıza geldi. Olayı tekrardan kızlara anlattık. Anlattıktan sonra bilin bakalım ne oldu. Ece dedi ki ya dedi benim... Erkek arkadaşım var dedi. Hani e, konuşamayız dedi yani. Bizim Konuşamayız kusura bakmayın dedi. Ama Melis bana tutulmuş. What the fuck. Ben de dedim benim de kız arkadaş. Direkt zınk çat diye. Bizde agayı satmak yok beyler. Neyse beyler bu da böyle bir geçmişten kalmış bir tatlı bir mazimdi benim. Evet hala videoyu dinliyorsunuz. Siz amana koyduklarım. Like dağıtmadınız. atmadınız. Videonun da sonuna geldiniz. Neyse sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. E, like atmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Like atın amına koyayım ya. Allah Allah. Hadi görüşürüz.